Orhun abideleri günümüz Türkçesine aktaran Muharrem Ergin, seslendiren Özer Şenödeyici. Kültigin Abidesi, Güney Cephesi. Tanrı gibi gökte olmuş Türk Bilge Kağan'ı bu zamanda oturdum. Sözümü tamamıyla işit. Bilhassa küçük kardeş yeğenim, oğlum, bütün soyum, milletim, güneydeki Şatpıt beyleri, kuzeydeki Tarkat Buyruk beyleri, Otuz Tatar, Dokuz Oğuz beyleri, milleti. Bu sözümü iyice işit. Adam akıllı dinle. Doğuda gün doğusuna, güneyde gün ortasına, batıda gün batısına, kuzeyde gece ortasına kadar onun içindeki millet hep bana tabidir. Bunca milleti hep düzene soktum. O şimdi kötü değildir. Türk Kağan'ı Ötüken ormanında otursa ilde sıkıntı yoktur. Doğuda Şantung Ovası'na kadar ordu sevk ettim. Denize ulaşmama az kaldı. Güneyde 9 Ersin'e kadar ordu sevk ettim. Tibet'e ulaşmama az kaldı. Batıda İnci Nehri'ni geçerek Demir Kapı'ya kadar ordu sevk ettim. Kuzeyde Yir Bayırku yerine kadar ordu sevk ettim. Bunca yere kadar yürüttüm. Ötüken ormanından daha iyisi hiç yokmuş. İl tutacak yer Ötüken ormanı imiş. Bu yerde oturup Çin milletiyle anlaştım. Altını, gümüşü, ipeği, ipekliği sıkıntısız öylece veriyor. Çin milletinin sözü tatlı, ipek kumaşı yumuşak imiş. Tatlı sözle, yumuşak ipek kumaşla aldatıp uzak milleti öylece yakınlaştırırmış. Yaklaştırıp konduktan sonra kötü şeyleri o zaman düşünürmüş. İyi bilgili insanı, iyi cesur insanı yürütmezmiş. Bir insan yanılsa kabilesi, milleti, akrabasına kadar barındırmazmış. Tatlı sözüne, yumuşak ipek kumaşına aldanıp çok Türk milleti öldün, Türk milleti öleceksin. Güneyde Çogay ormanına, Tögültün ovasına konayım dersen, Türk milleti öleceksin. Orada kötü kişi şöyle öğretiyormuş. Uzak ise kötü mal verir, yakın ise iyi mal verir deyip öyle öğretiyormuş. Bilgi bilmez kişi o sözü alıp yakına gidip, çok insan öldün, o yere doğru gidersen Türk milleti öleceksin. Ötüken yerinde oturup kervan, kafile gönderirsen hiçbir sıkıntın yoktur. Ötüken ormanında oturursan ebediyen il tutarak oturacaksın. Türk milleti, tokluğun kıymetini bilmezsin. Açlık, tokluk düşünmezsin. Bir doysan açlığı düşünmezsin. Öyle olduğun için beslemiş olan Kağan'ın sözünü almadan her yere gittin. Hep orada mahvoldun, yok edildin. Orada geri kalanınla her yere hep zayıflayarak, ölerek yürüyordun. Tanrı buyurduğu için, kendim devletli olduğum için Kağan oturdum. Kağan oturup aç, fakir milleti hep toplattım. Fakir milleti zengin kıldım. Az milleti çok kıldım. Yoksa bu sözümde yalan var mı? Türk beyleri, milleti, bunu işitin. Türk milletini toplayıp il tutacağını burada vurdum. Yanılıp öleceğini yine burada vurdum. Her ne sözüm varsa ebedi taşa vurdum. Ona bakarak bilin. Şimdiki Türk milleti, beyleri bu zamanda itaat eden beyler olarak mı yanılacaksınız? Ben ebedi taş yonturdum. Çin Kağan'ından resimci getirdim. Resimlettim. Benim sözümü kırmadı. Çin Kağan'ının maiyetindeki resimciyi gönderdi. Ona bambaşka türbe yaptırdım. İçine dışına bambaşka resim vurdurdum, taş yonturdum. Gönüldeki sözümü vurdurdum. 10 ok oğluna, yabancına kadar bunu görüp bilin. Ebedi taş yonturdum. İl ise şöyle daha erişilir yerde ise İşte öyle erişilir yerde ebedi taş yonturdum, yazdırdım. Onu görüp öyle bilin. Şu taş, bu yazıyı yazan yeğeni Yolluk Tigin. Doğu cephesi. Üstte mavi gök, altta Yağız yer kılındıkta, ikisi arasında insanoğlu kılınmış. İnsanoğlunun üzerine ecdadın Bumin Kağan, İstemi Kağan oturmuş. Oturarak Türk milletinin ilini, töresini tutuvermiş, düzenliği vermiş. Dört taraf hep düşman imiş. Ordu sevk ederek dört taraftaki milleti hep almış, hep tabi kılmış. Başlıya baş eğdirmiş, dizliye diz çöktürmüş. Doğuda Kadırkan ormanına kadar, batıda demir kapıya kadar kondurmuş. İkisi arasında pek teşkilatsız Göktürk öylece oturuyormuş. Bilgili Kağan imiş, cesur Kağan imiş. Buyruğu yine bilgiliymiş tabii, cesur imiş tabii. Beyleri de, milleti de doğruymuş. Onun için ili öylece tutmuş tabii. İli tutup töreyi düzenlemiş. Kendisi öylece vefat etmiş. Yasçı, ağlayıcı, doğuda gün doğusundan böklü çöllü halk, Çin, Tibet, Avar, Bizans, Kırgız, Üç Kurukan, 30 Tatar, Kıtay, Tatabı, bunca millet gelip ağlamış, yas tutmuş. Öyle ünlü Kağan'ymış. Ondan sonra küçük kardeşi Kağan olmuş tabii. Oğulları Kağan olmuş tabii. Ondan sonra küçük kardeşi büyük kardeşi gibi kılınmamış olacak. Oğlu babası gibi kılınmamış olacak. Bilgisiz Kağan oturmuştur. Kötü Kağan oturmuştur. Buyruğu da bilgisizmiş tabii. Kötüymiş tabii. Beyleri, milleti ahenksiz olduğu için Çin milleti hilekar ve sahtekar olduğu için, aldatıcı olduğu için, küçük kardeş ve büyük kardeşi birbirine düşürdüğü için, bey ve milleti karşılıklı çekiştirdiği için, Türk milleti il yaptığı ilini elden çıkarmış. Kağan yaptığı Kağan'ını kaybedivermiş. Çin milletine beylik erkek evladı kul oldu. Hanımlık kız evladı cariye oldu. Türk beyler Türk adını bıraktı. Çinli beyler Çin adını tutup Çin Kağan'ına itaat etmiş. 50 yıl işi gücü vermiş. Doğuda gün doğusunda Böklü Kağan'a kadar ordu sevk edivermiş. Batıda Demir Kapı'ya kadar ordu sevk edivermiş. Çin Kağan'ına ilini, töresini alıvermiş. Türk halk kitlesi şöyle demiş. İlli milletidim, ilim şimdi hani? Kime ili kazanıyorum der imiş. Kağanlı milletidim. Kağan'ım hani? Ne Kağan'a işi gücü veriyorum der imiş. Öyle deyip Çin Kağan'ına düşman olmuş. Düşman olup kendisini tanzim ve tertip edemediğinden yine teslim olmuş. Bunca işi gücü verdiğini düşünmeden Türk milletini öldüreyim, kökünü kurutayım der imiş. Yok olmaya gidiyormuş. Yukarıda Türk tanrısı, Türk mukaddes yeri, suyu öyle tanzim etmiş. Türk milleti yok olmasın diye, millet olsun diye babam İltiriş Kağan'ı, annem İlbilge Hatun'u göğün tepesinden tutup yukarı kaldırmış olacak. Babam Kağan 17 erle dışarı çıkmış. Dışarı yürüyor diye ses işitip şehirdeki dağa çıkmış, dağdaki inmiş, toplanıp 70 er olmuş. Tanrı kuvvet verdiği için babam Kağan'ın askeri kurt gibiymiş. Düşmanı koyun gibiymiş. Doğuya batıya asker sevk edip toplamış, yığmış. Hepsi 700 er olmuş. 700 er olup ilsizleşmiş, Kağansızlaşmış milleti, cariye olmuş, kul olmuş milleti, Türk töresini bırakmış milleti, ecdadımın töresince yaratmış, yetiştirmiş. Tölis Tarduş milletini orada tanzim etmiş. Yabguyu, şadı orada vermiş. Güneyde Çin milleti düşman imiş. Kuzeyde Baz Kağan, Dokuz Oğuz kavmi düşman imiş. Kırgız, Kurukan, 30 Tatar, Kıtay, Tatabı hep düşman imiş. Babam Kağan bunca 47 defa ordu sevk etmiş. 20 savaş yapmış. Tanrı lütfettiği için illiyi ilsizletmiş. Kağanlıyı kağansızlatmış. Düşmanı tabi kılmış. Dizliye diz çöktürmüş. Başlıya baş eğdirmiş. Babam Kağan öylece ili töreyi kazanıp uçup gitmiş. Babam Kağan için ilkin Baz Kağan'ı balbal olarak dikmiş. O töre üzerine amcam Kağan oturdu. Amcam Kağan oturarak Türk milletini tekrar tanzim etti, besledi. Fakiri zengin kıldı, azı çok kıldı. Amcam Kağan oturduğunda kendim Tarduş milleti üzerine şad idim. Amcam Kağan ile doğuda Yeşil Nehir, Şantung Ovası'na kadar ordu sevk ettik. Batıda Demirkapı'ya kadar ordu sevk ettik. Kökmeni aşarak Kırgız ülkesine kadar ordu sevk ettik. Yekûn olarak 25 defa ordu sevk ettik, 13 defa savaştık. İlliyi ilsizleştirdik, Kağanlıyı kağansızlaştırdık. Dizliye diz çöktürdük, başlıya baş eğdirdik. Türgiş Kağan'ı Türk'ümüz, milletimiz idi. Bilmediği için, bize karşı yanlış hareket ettiği için Kağan'ı öldü. Buyruğu, beyleri de öldü. 10 ok kavmi eziyet gördü. Ecdadımızın tutmuş olduğu yer, su sahipsiz olmasın diye az milletini tanzim ve tertip edip Bars Bey idi. Kağan adını burada biz verdik. Küçük kız kardeşim prensesi verdik. Kendisi yanıldı. Kağan'ı öldü. Milleti cariye kul oldu. Kökmenin yeri suyu sahipsiz kalmasın diye az Kırgız kavmini düzene sokup geldik. Savaştık. İlini geri verdik. Doğuda Kadırkan ormanını aşarak milleti öyle kondurduk. Öyle düzene soktuk. Batıda Kengü Tarman'a kadar Türk milletini öyle kondurduk. Öyle düzene soktuk. O zaman da kul kullu olmuştu. Cariye cariyeli olmuştu. Küçük kardeş büyük kardeşini bilmezdi. Oğlu babasını bilmezdi. Öyle kazanılmış, düzene sokulmuş ilimiz, töremiz vardı. Türk Oğuz beyleri, milleti işitin. Üstte gök basmasa, altta yer delinmese, Türk milleti, ilini, töreni kim bozabilecekti? Türk milleti vazgeç. Pişman ol. Disiplinsizliğinden dolayı beslemiş olan bilgili Kağan'ınla hür ve müstakil iyi iline karşı kendin hata ettin, kötü hale soktun. Silahlı nereden gelip dağıtarak gönderdi? Mızraklı nereden gelerek sürüp gönderdi? Mukaddes Ötüken ormanının milleti gittin. Doğuya giden gittin. Batıya giden gittin. Gittiğin yerde hayrın şu olmalı. Kanın su gibi koştu. Kemiğin dağ gibi yattı. Beylik erkek evladın kul oldu. Hanımlık kız evladın cariye oldu. Bilmediğin için kötülüğün yüzünden amcam Kağan uçup gitti. Önce Kırgız Kağan'ını balbal olarak diktim. Türk milletinin adı sanı yok olmasın diye babam Kağan'ı, annem hatunu yükseltmiş olan Tanrı, il veren Tanrı, Türk milletinin adı sanı yok olmasın diye kendimi o Tanrı Kağan oturttu tabii. Varlıklı, zengin millet üzerine oturmadım. İşte açsız, dışta donsuz, düşkün, perişan milletin üzerine oturdum. Küçük kardeşim Kültigin ile konuştuk. Babamızın, amcamızın kazanmış olduğu milletin adı sanı yok olmasın diye Türk milleti için gece uyumadım, gündüz oturmadım. Küçük kardeşim Kültigin ile, iki şad ile öyle yiğite kazandım. Öyle kazanıp bütün milleti ateş su kılmadım. Ben kendim Kağan oturduğumda her yere gitmiş olan millet öyle yiğite yaya olarak, çıplak olarak dönüp geldi. Milleti besleyeyim diye kuzeyde Oğuz kavmine doğru, doğuda Kıtay, Tatabı kavmine doğru, güneyde Çin'e doğru, 12 defa büyük ordu sevk ettim. Savaştım. Ondan sonra Tanrı bağışlasın, devletim var olduğu için, kısmetim var olduğu için ölecek milleti diriltip besledim. Çıplak milleti elbiseli, fakir milleti zengin kıldım. Az milleti çok kıldım. Değerli illiden, değerli Kağanlı'dan daha iyi kıldım. Dört taraftaki milleti hep tabi kıldım. Düşmansız kıldım. Hep bana itaat etti. İşi gücü veriyor. Bunca töreyi kazanıp küçük kardeşim Kültigin kendisi öylece vefat etti. Babam Kağan uçtuğunda küçük kardeşim Kültigin 7 yaşında kaldı. Umay gibi annem Hatun'un devletine küçük kardeşim Kültigin er adını aldı. 16 yaşında amcam Kağan'ın ilini, töresini şöyle kazandı. 6 çup Soğdak'a doğru ordu sevk ettik. Bozduk. Çinli Ong vali 50.000 asker geldi. Savaştık. Kültigin yaya olarak atılıp hücum etti. Ong valinin kayınbiraderini silahlı elle tuttu. Silahlı olarak Kağan'a takdim etti. O orduyu orada yok ettik. 21 yaşındayken Çaça generale karşı savaştık. En önce Tadıgın, Çor'un boz atına binip hücum etti. O at orada öldü. İkinci olarak Işbara Yamtar'ın boz atına binip hücum etti. O at orada öldü. Üçüncü olarak Yigenslig Bey'in giyimli Doru atına binip hücum etti. O at orada öldü. Zırhından, kaftanından 100'den fazla ok ile vurdular. Yüzüne başına bir tane değdirmedi. Hücum ettiğini Türk beyleri hep bilirsiniz. O orduyu orada yok ettik. Ondan sonra Yir Bayırku'nun Ulu ırkini düşman oldu. Onu dağıtıp Türgi Yargun Gölü'nde bozduk. Ulu irkin azıcık elle kaçıp gitti. Kültigin 26 yaşındayken Kırgız'a doğru ordu sevk ettik. Mızrak batımı karı söküp Kökmen ormanını aşarak yürüyüp Kırgız kavmini uykuda bastık. Kağan'ı ile Songa ormanında savaştık. Kültigin Bayırku'nun ak aygırına binip atılarak hücum etti. Bir eri ok ile vurdu. İki eri kovalayıp takip ederek mızrakladı. O hücum ettiğinde Bayırku'nun ak aygırını, uyluğunu kırarak vurdular. Kırgız Kağan'ını öldürdük. İlini aldık. O yılda Türgiş'e doğru Altın Ormanı'nı aşarak İrtiş Nehri'ni geçerek yürüdük. Türgiş kavmini uykuda bastık. Türgiş Kağan'ının ordusu Bolçu'da ateş gibi, fırtına gibi geldi. Savaştık. Kültigin alnı beyaz boz ata binip hücum etti. Alnı beyaz boz tutturdu. İkisini kendisi yakalattı. Ondan sonra tekrar girip Türgiş Kağan'ının buyruğu Az valisini elle tuttu. Kağan'ını orada öldürdük, ilini aldık. Türgiş avam halkı hep tabi oldu. O kavmi Tabar'da kondurduk. Soğud milletini düzene sokayım diye İnci Nehri'ni geçerek Demirkapı'ya kadar ordu sevk ettik. Ondan sonra Türgiş avam halkı düşman olmuş. Kengeris'e doğru gitti. Bizim askerin atı zayıf, azığı yok idi. Kötü kimse er, kahraman er bize hücum etmişti. Öyle bir zamanda pişman olup Kültigin'i az erle eriştirip gönderdik. Büyük savaş savaşmış. Türgiş avam halkını orada öldürmüş, yenmiş. Tekrar yürüyüp Kuzey Cephesi Koşu valisi ile savaşmış. Askerini hep öldürmüş. Evini, malını eksiksiz hep getirdi. Kültigin 27 yaşına gelince Karluk kavmi hür ve müstakil iken düşman oldu. Tamak Iduk başta savaştık. Kültigin o savaşta 30 yaşında idi. Alp salçı ata binip atılarak hücum etti. İki eri takip edip kovalayarak mızrakladı. Karluk'u öldürdük. Yendik. Az milleti düşman oldu. Karagöl'de savaştık. Kültigin 31 yaşında idi. Alp salçığı atına binip atılarak hücum etti. Az ilteberini tuttu. Az milleti orada yok oldu. Amcam Kağan'ın ili sarsıldığında, millet hükümdar ikiye ayrıldığında İzgil milletiyle savaştık. Kültigin Alp salçı atına binip atılarak hücum etti. O at orada düştü. İzgil milleti öldü. Dokuz Oğuz milleti kendi milletimidi. Gök yer bulandığı için düşman oldu. Bir yılda 5 defa savaştık. En önce Togubalık'ta savaştık. Kültigin Azman atına binip atılarak hücum etti. 6 eri mızrakladı. Askerin hücumunda 7. eri kılıçladı. İkinci olarak Kuşalguk'ta Ediz ile savaştık. Kültigin Az yağızına binip atılarak hücum edip 1 eri mızrakladı. 9 eri çevirerek vurdu. Ediz kavmi orada öldü. Üçüncü olarak Bolçu'da Oğuz ile savaştık. Kültigin Azman atına binip hücum etti. Mızrakladı. Askerini mızrakladık, ilini aldık. 4. olarak Çuş başında savaştık. Türk milleti ayak titretti. Perişan olacaktı. İlerleyip gelmiş ordusunu Kültigin püskürtüp Tonga'dan bir boyu, yiğit 10 eri Tonga Tigin mateminde çevirip öldürdük. 5. olarak Ezginti Kadız'da Oğuz ile savaştık. Kültigin Az yağızına binip hücum etti. 2 eri mızrakladı. Çamura soktu. O ordu orada öldü. Amga kalesinde kışlayıp ilkbaharında Oğuz'a doğru ordu çıkardık. Kültigin'i evin başında bırakarak müdafaa tedbiri aldık. Oğuz düşman merkezi bastı. Kültigin öksüz atına binip 9 eri mızrakladı. Merkezi vermedi. Annem hatun ve analarım, ablalarım, gelinlerim, prenseslerim, bunca yaşayanlar cariye olacaktı. Ölenler yurtta yolda yatıp kalacaktınız. Kültigin olmasa hep ölecektiniz. Küçük kardeşim Kültigin vefat etti. Kendim düşünceye daldım. Görür gözüm görmez gibi, bilir aklım bilmez gibi oldu. Kendim düşünceye daldım. Zamanı Tanrı yaşar. İnsanoğlu hep ölmek için türemiş. Öyle düşünceye daldım. Gözden yaş gelse mani olarak, gönülden ağlamak gelse geri çevirerek düşünceye daldım. Müthiş düşünceye daldım. 2 şadın ve küçük kardeş yeğenimin, oğlumun, beylerimin, milletimin gözü, kaşı kötü olacak deyip düşünceye daldım. Yasçı, ağlayıcı olarak Kıtay, Tatabı milletinden başta Udar General geldi. Çin Kağan'ından İsiyi Likenk geldi. 10 binlik hazine, altın, gümüş fazla getirdi. Tibet Kağan'ından vezir geldi. Batıda, gün batısındaki Soğud, İranlı, Buhara ülkesi halkından Enik General Oğul Tarkan geldi. 10 ok oğlum Türgiş Kağan'ından Makaraç Mühürdar, Oğuz Bilge Mühürdar geldi. Kırgız Kağan'ından Tarduş İnançu Çor geldi. Türbe yapıcı, resim yapan, kitabe taşı yapıcısı olarak Çin Kağan'ının yeğeni Çang General geldi. Kuzeydoğu cephesi. Kültigin koyun yılında 17. günde uçtu. 9. ay 27. günde yaz töreni tertip ettik. Türbesini, resmini, kitabe taşını maymun yılında 7. ay 27. günde hep bitirdik. Kültigin kendisi 47 yaşında bulut çöktürdü. Bunca resimciyi Tuygut vali getirdi. Güneydoğu cephesi. Bunca yazıyı yazan Kültigin'in yeğeni Yolluk Tigin, yazdım. 20 gün oturup bu taşa, bu duvara hep Yolluk Tigin, yazdım. Değerli oğlunuzdan, evladınızdan çok daha iyi beslerdiniz. Uçup gittiniz. Gökte hayattaki gibi güneybatı cephesi. Kültigin'in altınını, gümüşünü, hazinesini, servetini, 4000'lik at sürüsünü idare eden Tuygut, "Beyim prens yukarı gök, taş yazdım. Yolluk Tigin." Batı cephesi. Batıdan Soğut baş kaldırdı. Küçük kardeşim Kültigin için öle yiğite işi gücü verdiği için Türk Bilge Kağan'ı nezaret etmek üzere küçük kardeşim Kültigin'i gözeterek oturdum. Inançu Apa Yargan Tarkan adını verdim. Onu övdürdüm.